arkadaşlar bugünkü dersimizde sizlerle beraber e, Laravel'de işlerimizi kolaylaştıracak bazı kullanımlara bakacağız. Şimdi bizim kitaplar adında bir tane tablomuz olduğunu düşünelim. Bakın bu kitapta bazı veriler var. Şimdi ben buraya geliyorum. Bir de kategori ID diyorum ve integer 11 olsun, default olarak sıfır olsun. Bir de aktif adında bir tane e, sütün oluşturuyorum. Yine bunun da değeri sıfır olsun. Şunları name'den sonra alırsak daha güzel olacak. Şimdi PHP öğreniyorum. Kategorisi bir olsun. Laravel öğreniyorum. iki olsun. React 3 olsun. Ee, Aktif olsun. Aktif olsun. Pasif olsun. Şimdi ben şöyle bir şey yazacağım. Geldim buraya. Kitaplar diyorum. Kitap ver kategori idsi bir olan ve e, aktivi bir olanın arı bana getir diyeceğim. Bakın dediği kitaplar diyorum ve buraya geldim yeniledim bana bir tane veri getirmiş oldu. Bu da nedir? PHP öğreniyorum. Şimdi ben buradan tekrar geleyim Laraveli Laravel de e, kategorisini bir yapayım bakalım iki tane verimiz geldi. Şimdi göreceğimiz komut şu arkadaşlar şu koşul bu koşulu kombine edeceğiz. Daha önceki derslerde şunu göstermiştim ben size. Ver x xd şeklinde kullanımı göstermiştim. Ama bunları kombine edebilmek için de şöyle bir şey yapıyoruz. Şunu da kapatayım. Kitaplar diyorum arkadaşlar. Kitap ver kategori id and aktif diyor. İlk parametrem kategori ID için geçerli olacak. İkinci parametrem de aktif için geçerli olacak ve buraya da get komutunu yazıyorum. Şimdi bakın çalıştırdım. Bakın herhangi bir değişiklik yok. Yine iki tane veri gelmiş oldu. Şöyle bir kullanıma bakarsanız bu mu daha güzel duruyor? Bu mu daha güzel duruyor? Siz kendiniz karar verebilirsiniz. Şimdi ikinci kullanımımız da şu arkadaşlar Şimdi ben burada verimi oluşturdum ve verilerimi göstermek için bakın Collection'ımı dd Komutuyla ekrana bastırıyorum Şimdi bunu bu şekilde yapmak yerine şöyle bir şey de yapabiliyoruz Şuraya gelip direkt dd olarak da Yazabiliyorum bakın herhangi bir şey değişmedi yani tekrardan buraya atıp da dd kitaplar Dememe gerek yok Direkt dd yazdığım zaman Bu bana çıktı veriyor Bunun bir diğer işlevi biliyorsunuz mesela SQL yazdığım zaman e, işte tabii şu get olmadan şöyle yazarsam bana SQL komutunu e, şöyle DD kitaplar diyeyim. Bakın bu şekilde çıktı verecektir. E, yani demem şu ki işte getten sonra direkt DD yazarsanız bu şekilde size yine çıktığı vermiş olacaktır. Şimdi son olarak göstermek istediğim şey de şu. E, biz diyelim ki bir kitap ekleyeceğiz. Bakın kitap diyorum create diyorum. Ve buraya geliyorum. İşte kitabımın e, önce adını yazayım. Ne diyeyim? Ee, MVC dersleri. Kategori IDC 1 olsun. Ve aktivide de 1 olsun. Şimdi ben bunu yeni dediğim zaman. E, Tabi şurada. Protected. Guarded'ını sıfırlayabildiğim gibi şöyle bir şey de yapabilirim. Protected protected label. Bunları biliyor olabilirsiniz. Yine de e, tekrar etme amacıyla yazıyorum. Şimdi bu şu üste yazdım. Şu demek oluyor. Sadece bu verileri kabul et demek oluyor. Bu guarded da engelleme. Yani bunun içerisine yazdığım şeyleri engelleyecek. Ama boş array koyduğum zaman ne var ne yok ekli, eklemeye çalışacak. E, bunu da kullanabiliriz. Bunu da kullanabiliriz. Bakın yeni dedim. Geldim buraya. Burayı yeniledim. Bakın MVC dersleri şeklinde geldi. Şimdi ben istiyorum ki birden fazla veriyi aynı anda eklemek istiyorum. Bakın şurada şöyle bir şey yaparsam bakalım neler olacak. Şöyle şuraya geldim. Bir tane daha attım. Ve şurada da şu array'i kapattım. Şuna MVC dersleri 2, şuna da MVC dersleri 3 dedim. Bakın yenilediğim bana bir hata verdi. Çünkü bunu bu şekilde kullanamıyoruz arkadaşlar. Bunu bu şekilde kullanabilmek için şuradaki create metodu yerine insert metodunu kullanmam gerekiyor. Bakın artık verim eklenmiş oldu. Buradaki olay da şu arkadaşlar. Buna da bulk insert deniyor. Eğer doğru telaffuz edebiliyorsam. Yani çoklu bir şekilde ekleme işlemlerini bu şekilde yapıyoruz. Şöyle biraz daha düzenli yazarsam. Şöyle yapalım hatta. Array içerisine koyalım bunu. Şöyle ve şunu da aynen şunun altına şu insert'ün içerisine sadece array'i koyabilirim. Umarım bunlar sizin işlemlerinizi daha kolay hale getirir diyorum. Sonraki derslerde görüşmek üzere.